Vestel Venüs sunar. Ayda bir kere bir inceden şuraları inceden ama. İnceden ama. Abartmadan. Gel. Gel. Arkadaşlar depresyon, başkalarının depresyonunda eğlenecekseniz vay halinize. O zaman nasıl olacak bu iş? Eğlenemedik diye. Abi ben bir ağla 3 ay boyunca falan böyle mi, hoşunuza mı gidiyor ya? Ne yapacaksın, dizi mi izleyeceksin şimdi? Aa, ben şimdi bu gece başlıyorum, izlemezsin diziyi. Furkan'cım, cenazende hangi şarkıyı çalalım? 12 dev adamlar var, o kadar çok kötü. Çok kötü ya. Ama fena idi lan. Arkadaşlar, evet. Gerçekten de o beklenen an geldi. Kim geldi? 2'ye 2 Furkan Andıç'ımız geldi. Diyan kutumu ne olursunuz artık rahat bırakın. Anında bu çocuk. Genç kızlar, genç geyler, artık herkes bu çocuğu tamam artık. Hadi bakalım, rahat bırakın bizi. 2'ye 2 niye bat verdin orada başta? Niye, onu anlamadım. Hayır, haksızlık mı ettim? Hayır, estağfurullah. Ben bu konuda kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Ben o kadar iri değilim diye. Değilsin hakikaten lan. Oraya söylerken iyiydi. Yani şimdi değilsin ama, değil mi? Kısmetini mi kapadık kardeşim? Hayır ya, ondan değil. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, yok, hakikaten de değilsin ha Furkan. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şimdi ama irisin abi, irisin. Tamam, yok peki. Yok, büyüksün yani. Şimdi uzunsun. Tamam. Ya buraya gelen en uzun konuk. Şahin Irmak belki. Ona... Furkan'cığım hoş geldin. Sonunda diyelim. Evet, sonunda diyelim. Bir önceki davetine iştirak edemedik. O gerçekten yoğun dönemiydi. Kardeşim, dizinin. Biz biraz bizi sattın ve biraz bozulduk. Biraz sattın mı? Önce. Şu an sorun bu... yok diye. Hayır. İnanılmaz zor durumda bırakıyor. Kardeşim, biraz bozulduk. Bak, burada çekimleri ayarlamıştık, ben... kameraları ayarlamıştık. Çok ayıp edin peki, bize karşı. Bir ceza olarak buraya getirdiniz. Çünkü buraya gelmesi çok zor. Şimdi burada resim güzel. Arkada duvarlar falan çok okey. Ama buraya gelene kadar kanter içinde. Kardeşim, metro ile gelecektiniz. Arabayla mı geldik? Metro mu? Arabayla geldik de. Metro buranın ne? Şeyde, Şişhane'den gidip yürümek mi? Yürü ha, falan oldu filan. Ama bir dakika, hayır. Paşamı Göztepe'den almam lazım. Bir dakika, az sonra barometrede gelecek olan kalabalık yerlerde yürüyebiliyor musun sorusuna nasıl da hayırlı şimdiden puan aldı. Menajeri de aramızda Harry Potter. Falan. Oo, Furkan, biz burada kimleri ağırlıyoruz kardeşim? O zaman dur bakalım şimdi Furkan. Şimdi boş konuşmayalım. Burada her şey meydana çıkacak çünkü şimdi puanlarla. Tamam, buyursun. Arkadaşlar, barometreyle başlıyoruz. Furkancığım, bir gazetenin bulmaca ekine çıktın mı daha evvel sen? Evet, çıktım. Yıllar öncesini hatırlıyorum. Yıllar öncesinden. Tabii. Tık. Aynen. Kolej günlüğü. Ünlümüzü tanıyabildiniz mi? İnşallah herkes orayı doldurabilmiştir Furkan. Onların bildiği. Ay neydi ya, bunun adı dememiz. Bulmacanın en kritik noktası. Oraya koyarken de sormadılar. O yüzden cevaplayamazlarsa da benim güzel derdim değil. Peki kalabalık bir semtte rahat gezebiliyor musun? 10 puan değerinde. Bir gün Galata'da yemek yiyorum. Set arası olmuş. Galata Kulesi'ne de sırtımı vermişim. Neyse, sohbet esnasında abi hiç beklemediğin anda bir şey olur ya, ama yine de bu olsun istemezdin ya gerçekten. Abi, amcanın biri geldi, bir tokat attı benim enseye. Neden? Bak. Sevgiden neden olacak? Abi, tokadı bir vurdu, ben böyle öne gittim geldim. Ay, senin ben diye bir kalktım abi. Seni sarsacak da bir tokat yani. Hani düşün, iki adamı öyle ensesiyle. Seni kim sarsabilir abi, gerçekten düşün. Mersinli, adını hatırlamadığım bir dayı, bir baba yiğit. Gerçekten o tokadı vurdu ve kalktı. Senin anın diye kalktın, evet, sor. Adam böyle 65-70 yaşında herif, tombiş, böyle güleç. Ben seni tanıyorum ya diyor. Abi zaten bak şimdi, yani ne, konuya öyle bir yerden girdi ki, yani orada kimse yok şu an. Daha oraya gitmemiz lazım. Dedim ki abi, bu öyle bir şey değil, bak ben seni tanımıyorum yani, tokat falan hani olur mu öyle şey bilmem ne, ben Mersin'i bilmem neyim, beni mutlaka geldiği zaman bul falan. Abi tamam, yani hani ben kendi derdimin kısmına giremedim. En sonunda dedi ki tam fotoğraf çektiğini falan, tuttu böyle Allah, kolumdan yanımda ya, duruyor. Hala fotoğraf istiyor. Yok, ben şey yediremedim, içimde kaldı. Bir tane koydun mu adama? Ya yok canım, olur böyle şey koymadım adama. Ulan keşke koydun. Şey, yer bekliyorum, anladın mı, bana dönsün oyun diye. Ha, baktım yanımda duruyor böyle. Dedim ki abi, dedim öyle olur mu ya, gel dedim, şöyle biraz gel, şöyle senin sarılalım. Abi sıkıyorum, ben sıktıkça abi gülmeye devam ediyor. En son bıraktım abi, dedim tamam abi, görüşürüz. Abinin... Memnun oldum falan, çekti gitti sonra. Kanka, abinin inşallah aort damarını ezmişsin. Kalabalık sokaklarda dayak yerim.
Yaz. Gerçekten öyle. Bizde var bu yani, milletimiz bu. Çok çok samimi olduğumuz için bu arayı kaçırıyoruz. Bazen ben de yapıyorum şimdi, yalan yok. Kime yapıyor olabilirsin o? Ya, Şener Şen'e. Atıyorum. Abi! Yok, hayır hayır öyle. Hayır hayır öyle bir Şener saygısızlık. Şener Şen'le selfie çektim. Hayır öyle bir. Abi sen. Öyle bir saygısızlık değil ya. Bu hani sadece. Yani Şener hızlı Şen. Samimi Şener olmak yani. Şener Şen'e tokat mı? Das dastan çıkışlar. Aha, taş olursun ya. Elin düşer vallahi. Sakın. Hakikaten şöyle havada kalırsın, biliyor musun? Peki bir festivalde ödül kazandın mı? Böyle bir şey tabii ki mümkün olmadı. Yapamadık henüz. Senin filmin var mı kardeşim? Var. Bir tane filmim var. Aa güzel. Var. Evet. Aa kim çekti? Doğacan Anafarta çekti. Güzel bir filmdi. Anafarta mı? Doğacan Anafarta. Vay arkadaş, Doğacan'a bakın. Yani yedi, Atatürk'ün en yakın arkadaşı muhtemelen dedi. Kıyak adamdır. Anafarta adı birlikte sadece. Anafarta. Senin bunun soyadı Anafarta olsun. Lan, bazen heybetli soyadları oluyor tabii insanların. Gerçekten çok heybetliymiş. Yönetmenlik yapmakla çok iyi etmiş. Ama sana festivalde bir ödül kazandıramadığı için ve festivalde muhtemelen gidemediği için buradan 5 puan ama alıyor. Abi bu ne kadar kötü bir şey bu ya. Tamam evet. Aldığım en kötü 5 puan. Buyurun. Saçma ama kardeşim, inşallah şimdi konuşacağız. Sinema kariyerin bu programdan sonra neler olacak bak. Ne Nuri Bilgeler seni kapında yatacak. DM'e mesaj gelmeyecek. Ne olacak başka? Bu olacak işte. Buyurun. Gerçekten beni yırtıyorum burada. Peki evde kıyafet odan var mı? Var. Bu evimde var. Bu evimde var ama. Tamam olsun. Çok iyi. Buradan biliyor musun ki 5 puan aldın. Çünkü... İkisinin aynı kefeye konması... Öyle yani, şimdi tamam, festivalde ödül kazanan ünlü değildir çünkü bu bir gerçektir. Tamam yani. Peki. Peki, bir dizin Orta Doğu'ya satıldı mı? Satıldı, birkaç tane satıldı. Oh çok yani. Güzel, tamam. Bak bu ciddi bir ünlük belirtisi, biliyor musun? 10 puan. Ama daha iyileri geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arapça yorumlarda buna çok üzülecekler. Bir slow ne? Diye. Arapça yorumlarda şimdi. Ya onları da sevdim. Ne Ürdünler gelecek, ne Lübnanlar bize şimdi. Yok be ya, gelse gelirler. Çok acı doğru. Çok acı doğru bu. Değişik bir, o tarafta enteresan bir durum var ya. Onlar başka seviyor. Gerçekten böyle. Öyle. Herhangi bir restoranda, ünlüler köşesinde fotoğrafın var mı? Vardır lahmacuncuk. O restoran değil de büfedir o. Ha, iş falan. Ona bir girelim. Kanka paper bu da senin fotoğrafın. Allah'ım. Bu kim? Boşver abi. Yani, hakikaten abi Furkan Almış da paper bundaydı. Büfe daha benden bir yer. Orada var evet. Var mı hakikaten? Nerede bizim tek büfede? Taksim'de var aynen. Taksim'de var. İşte yukarıdaki o ne? Islakçılarda. Aynen onlarda. Çok iyi. Bir magazin ekine manşet oldun mu? 15 puan. Aman diyeyim, dikkatli ol. Oldum. Oldum evet. Aa çok hoş. Manitasyon maalesef mu? Oldum evet. Oo Harry Potter'a bakın böyle yapıyor. Abim. Böyle yapıyor. Yani evet, menajerim olarak. Buradaki şey ama... goygoya katılma çünkü burada değişik bir vibe var. Katılır gidersin valla, satarsın beni, olmaz hoşuma gider. Buradan iki kişi girdik, iki kişi çıkalım. Aynen, ekibe verdik bak. İki kişi girdik. Sevdiğiniz çocuğu çıkarken alacağım. Sakın. Ay bir de çocukluk arkadaşıymış. How sweet ya, siz anturaj mısınız ya? Ne tatlı bir ekip bu. Peki, yer aldığım bir film 1 milyon seyirciye ulaştı mı? Yok, ulaşmadı maalesef. O film. Anafartalar Savaşı'ndan zafer çıkmadı. Anafartalar Savaşı'ndan zafer çıkmadı evet. Maalesef olmadı. Peki yine tarih maalesef bizi burada da yanılttı. Buradan da puan alıyor muyuz? Alamıyorsun biliyor musun? Çünkü saçmalama tamam. Artık 1 milyon seyirci ne demek? 20 puan. Bak şimdi bundan sonrası çok önemli. Aman diyeyim Furkan. Tamam hadi hazırım. O Ses Türkiye yılbaşı programına çağrıldın mı? Harry. Benim sesim kötü. Çok kötü. Kardeşim oraya çıkan... Aa Furkancığım. O Ses Türkiye'ye şimdi ne diye çıkaracaklar? Bu burada dursun. Ya kanki yani? Aras Bulut İnanlı da çıkıyor, saçma. Abi adamın düşünme. Sesi güzeldir, bir dinlemedim de yani. Keşke bir dinleseydin de bu yorumu yapsaydın. O zaman hayat çok başka olur. Neden çağrılmasın ki? Ya bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir dakika, muhabbeti geçmişten puan alabiliriz Furkan, bir saniye. Sesim güzel olmadığı için bana söylememiş o zaman. Hakikaten mi? Aa çağrılmış, puan vereceğiz adama yani. Buyurun. Tamam Acun'u bağlayın. O zaman Acun'u bağlayın. Maalesef bu kanalda onu yapamıyoruz Furkan. Ona soralım. Lütfen kardeşim. Tamam. Bir dakika. Çağrıldı mı çağrılmadı mı Harry? Çağrıldı. Çağrılmış ya. İnanılmaz. Bak buradan gereksiz puanını yiyordun. Son soruyla geliyoruz. Gel. Sette kendi karavanın oldu mu? Oldu. Güzel. 25'te buradanla Furkan Andıç'ımızı hangi puanla uğurluyoruz? 1 milyon üzeri takipçi. 1 milyon üzeri mi? Lan biz hakikaten kimleri ağırlıyoruz? 1 puan aşırı. Aman yarabbi, bunu kaç kim puanla? Tahmin ederdi kaç gerçekten? Puanla? Ben de şu an... Kız ucundan mı? Evet. Acaba yakaladık mı? Helal be. Bir puanla aşırır mısın
lan? Ben böyle ergenlerin efendisi diyordum kanki. Başta ilk sorduğun soru dedim ki bir puan. Bir puan de ne lan? Dedim bir içimden puan. Ama bak. Oradan şimdi aşırı ünlü oldum. Mertebeler ve mertebeler de güzeldi biliyor aynen. musun? Diyaloglu FGR. Maalesef en alt. Öyle mi oldu mu? Onu şu ana kadar hiç düşünen olmadı. Sen diyaloglu FGR'yi buraya konuk etmezsin bence. Gerçekten de etmem biliyor musun? Çünkü para kazanmaya çalışıyoruz bu işten. Buradan bütün diyaloglu FGR arkadaşlara selam olsun. Ben setten çok iyi anlaşırım onlarla konuşurum. Ederim. Ay Furkan senin bu iyiliğin bana şimdiden batmaya başladı. Son setinde diyorsun. Kan dökeriz bak haberin olsun. Tamam şaka yapıyorum kardeşim. Şöyle biraz senin fanlarını mutlu edelim diye. Şöyle soru mu var fanlardan? 3-5 tane. Yok ya saçmalama. Burada onlara geçit yok. Ay bana şimdi ne nefret yorumları. Ay mükemmel oluyor. Mesela senin gibi birini aldığımız zaman beni ilk defa izliyorlar ve hiç alışkın olmadıkları için bu delilik ortamına bir anda nefret mesajları yağıyor. Şimdi onlar mutlu olsun diye sorduğumuz 3-5 tane yalan soru var goy goydan önceki. Furkan'cığım şöyle seni bir aradık taradık. Life is Beautiful hayatında en sevdiğim filmmiş. Evet çok tatlı bir filmdir değil günümüzde. Mi? Günümüzde. Günümüzde hala. Yemin evet. ederim yönetmeninin bile en sevdiği film değildir o biliyor musun? Sen dalga geçiyorsun ya. Demek ki ona benim gözümle kimse bakmamış. Ben orada çok güzel bir yer ama o, yani bir hatırla en son ne zaman izledin? Ay çok oldu gerçekten 10 yılı geçmiş. O dramın içine o mutluluğu katmak ne kadar zor bir ince bir çizgidir. Doğru söylüyorsun. Bir daha izleyin lütfen. Tamam ben... Lütfen. Buradan hemen 10 puan kestim. Bir şey söyleyeceğim. Hemen buradan moderatör puanından 10 puan gitti. Kardeşim moderatör gerçekten ben şu an bakın utandım. Life is beautiful lütfen. Bütün Yahudi kardeşlerim aklıma geldi. Selam olsun bu bana. Peki göt olduk. Bu sorudan sonra artık devam edeceğim. Estağfurullah. Furkan'cığım tuhaflıkların bitmiyor. Sadece life is beautiful değil tuhaflığın. Bir diğer tuhaflığında... arkadaşlar biliyorsunuz ekonomik kriziyle ünlü değerli ülkemiz Ukrayna'ya Furkan'ın ekonomi okumaya gitmiş olması. Buradaki... Tamam güzel peki. Tamam arkadaşlar bunu açıklık geçiriyoruz. Şimdi oldu mu kardeşim? Ayaklar bana mı tutuldu? Eyvallah olsun. Evet kardeşim bu konuda söyleyeceklerim vardı diye düşünüyorum ve senin de bu parayı ödeyen ailenin. Ben kendim ödedim. Gene evet. ikinci göt oluşum. Ay eyvahlar olsun. Arkadaşlar bakın çok bıçak sırtı bir konuktu. Dikkat edin. Gerçekten öyle. Şöyle ben basketbol oynuyorum. Yani oynuyordum. Uzun yıllar oynadım. O yüzden derslerim pek iyi değildi. Yani lisede öğlen dersinden sonra işte öğlen arasından sonra beni antrenmana gönderirlerdi. İzin kağıdı yazarlardı. Giderdim. Ben antrenman yapardım falan filan. Fakat bu üniversite sınavı denk geldiğinde ne yapacağız sorusuyla karşı karşıya kaldık. Dedi ki ne yapalım okumamı öyle bir baskı var yani okumak zorundayız. Okuyun tabii ki ama. Basketbolculuk? Lisanslı evet. Basketbolculuk. Niye ona devam etmedin? Ona devam etmedim çünkü o bir risk barındırıyordu. 17 yaşında bir çocuk da yani o riski çok analiz edebilecek biri değildi. Kanka şimdi Efes'i ilk 5 oynayamayı sıçarız hesabı. O zamanlar o hesaplar da vardı evet. Tabii aynen. Neyse velhasıl dedik ki gidelim bir arkadaşlık. Baktık üniversitelere falan. Ay. Ne? O yaş için, o yaş iki erkek için mekan manidar kardeşim evet. Bak yemin ederim sadece... Kardeşim biz nereye gidelim sana... bir dakika şimdi siktir et eşit bir eğitim. Sana yemin ediyorum bak gerçekten o öyle bir şey değil. Can havliyle verilmiş bir karardı. En garantiye basılmış gibi geldi bana. Seçenek de çok yoktu kalınmamış. Ki. Seçenek de yoktu ki. Seçenek mi yoktu? Ekonomide. Ya dur oraya gelmedik. Gittim neyse gitti abi apar topar gitti. 1,5 ay sonra biz Ukrayna'daydık. Benim İngilizce çat pat yok arası falan hafif esiyor böyle ortalarda. 12 metrekare odada kaldık 4 kişi. İlk hazırlıktı bu. Hazırlık bitti. Çok şükür kazansız belasız bitirdik. Bize bir liste verdiler. Dediler ki buyurun bölüm seçin. Bak uçak mühendisliğinden ekonomiye kadar. Uçak mühendisliğine bassaydınız kadar... kanka Sovyetler iyidir o konuda. Bak işte bu işte senin gibiler de vardı. Abi adam gelmiş. Yani anladın mı? Liseyi bir... Aynı benim gibi işte. Aynı evet. aynı kalibre. Ya sen matematiğin iyi değildir. İşte fiziğin iyi değildir. Sen ne yapacaksın? Uçak mı yapacaksın? Kim binecek bu uçak? Abi tık tık orada işaretliyor. Uçak mühendisi, inşaat mühendisi. Ben bakıyorum arkadaşlar. Cehaletim. Nereye ya? Ne oluyor ya? Ben hemen abi sıranın en altına baktım. Ne var? Ekonomi. Anlamam ama en alttaysa en basitidir deyip o mantık hemen çaktık attım oraya ve ekonomideydim yani. Kardeşim şöyle basit bir soruyla devam ediyoruz. Kaliteyi düşürüyoruz. Dudakların estetik misin? Arkadaşlar cızız bitti. Program bitti. Şu mu yok? Şu mu yok? Peki. Abi şu mu yok? Ay böyle ayda bir kere bir inceden şuraları inceden ama. İnceden ama. Abartmadan. Gel. Bir, gel gel. Öyle değil mi? Öyle değil. Bak şimdi falan. Öyle değil.
Bu yakından ay, bakınca anlaşılan bir şey mi? Hiç göt, bilmiyorum çünkü. 23. göt oluşumu geldi. Hiç beklemediğim yerde. Ben kadrajı bozdum. Çocuğun kadrajını bozdum. Kadrajı gerçekten bozdum. Ben yakından bozdum. Bak, anlaşılan bir şey mi? Kadrajı gerçekten bozdum. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Yakından bakınca evet. Gerçekten de anlaşılan bir şey yok değil. Değil yani. Hemen onu da söyleyeceğim. Muhabbet muhtemelen bir gazete küpüründen. Bu Harry var ya, Harry dediğimiz arkadaş. Abi ben güzel röportajlarımı veriyorum falan, işte hayat ne bileyim, işte kendi fikirlerim falan anlatıyorum, bahsediyorum. Arkadaş geldi dedi ki, Furkan efendim, senin röportajların çok sıkıcı olmaya başladı. Ay o kadar haklı ki. Kimse... Ulan bu çocuk dost. Bu çocuk dost. Ya öyle dost mu? İşte bak döndük günümüze geldik, dudaklarını estetik mi? Ya ikiye iki adama sorulacak soru mu? Hadi. Çocuklar fanlar sormuş, sormayalım mı? Varsa öyle bir doktorda tavsiye alalım diye. Ya fanlar da makarasına sormuştur. Yıllardır aynı ağız burada duruyor. Allah cezanızı versin her ikinizi de, şu soruyu şu ekleten ve beni bu durumda bırakan. Arkadaşlar o tarafa yönlendiriyor. Kulaklıklı kız ve karşısındaki sinsi maalesef. Koskoca sinema yazarını şuraya eklettiği şeye bakın ya. Gerçekten ayıptır. Sorun değil, sorun değil. Furkan'cığım çok özür dileriz. Tabii ki arkadaşlar dudakları estetik değil ama estetikse mesela doktorun adını öğrensek fena mı olur diye sordum. Peki, evet hadi bakalım. Geldi çattı soru seti. Şimdi soru artık seti, bu hadi. Bayağı eğlenceliyiz. Ne kadar sürüyor bu program? Maalesef bayağı. Okulda popüler miydin, ezik miydin? Oradan bir ses gelsin. Harry şöyle yaptı. Popülerdi. Ay tabii ki basketbol takımının kaptanıydım. Yemin ederim sen 100 ben... Summer Days'teki Hitler'dir ya bu çocuk. Cheerleader'la aşk yaşayan hani öyle takımda falan. Bir şey söyleyeceğim. Popülerdi. Ama nasıl popüler? Anlat bakayım Furkan şimdi. Neler oluyor? Ama nasıl popüler biliyor ama musun? Ama neydi abi? Yok ya standart işte çocuklar antrenman yapar kızlar gelir onu izler. Ay bu. Bir de tipin de düzgün i̇şte. Falan falanlar kızlar bir teneffüsü Yani. Aklınıza gelen her şey... Bunu, bu cümleyi baştan alıyorum. Kimin aklında ne var bilmediğim için standart bir aklısı. Popüler okul çocuğu yani bu. Peki ergenliğinde ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük hayvanlık, çılgınlık, saçmalık neydi? Annemin cebinden para aşırır, bütün sınıfa şey ısmarlardım işte çikolatadır, odur budur, cips falan. Ay bu çocuk gerçek. Ne? Ne yapayım ya? Bu iyiliğe, bu sahte iyiliğe verilmiş en iyi tepki verdi arkadaşlar. En yakın arkadaşı. Ve ne dedin? Şöyle yaptı bak. Muhteşem şu ya. Şu an herhangi bir şeyden ya çekinmem bu... mümkün mü? Furkan, çık söyle hadi. Ne yapmış olabilirim? Furkan, her şeyi biliyorsun. Furkan sana çok kötü bir haber vereyim mi? Siz buradan abi, iki kişi çıkmakla kalacaksınız. Buradan çıkamıyorsun. Sen de çıkamıyorsun. İyi ne lazım? Kamen arkası mı? Nerede çalışıyorsun? Ha? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Abi ne için? Hayır, ne, gerçekten de para çalıp gofret mi alıyordu çocuklara? Ay böyle bir Robin Hood'luğu ben artık kabul etmiyorum burada. Arkadaş o hırsızlığı yaparken orada heyecan falan. Belki de kendim için yaptım. İki de. Ha? Ben paylaşımcı biriyim de. Bu parayı... Hadi benden çok ayrı. Aynen. Değil bugün bendensiniz. Bu yanında olan herkese paylaş. Ha falan ay sana helal olsun Furkan gerçekten bizi şaşırtıyorsun. Ben ama, anlamıyorum ya gömülüyor muyuz rica etmiyor muyuz ben bu nasıl program arkadaşlar. Yani bir öyle bir böyle. Yani. Gerçekten dayı gibi oldu bir tokadı vuruyor bir seviyor falan. Ama yine güzel tamam. Olan da bu değil yok, mi? Çok hoş tamam. Çok hoş. Annen de biliyordur zaten biliyor musun onu yani. Yok yok onu yaşadık onu öğrendi falan onu ona girmiyorum o kısmı. Furkan sen hırsız mı oldun? Tamam bu sıkıcı çocukluğundan sonra devam ediyoruz artık depresyon. Depresyona girince ne yaparsın? Hayatımda hiç depresyona girmedim. Buyur. Buyur. Eğleneceğiz demiştik ya. Arkadaşlar depresyon, başkalarının depresyonunda eğlenecekseniz vay halinize. O zaman nasıl olacak bu iş? Eğlenemedik diyordum. Abi ben bir ağla bir ağla 3 ay boyunca falan. Böyle mi hoşunuza mı gidiyor ya? Yine, yok abi hiç depresyona girmedim. Yine çok haklı. Hiç depresyona girmedim. Haklı olmak hiç mutluluk vermiyor bu arada onu da söylemek isterim yani. Bir dakika, depresyona hiç girmedim. Ver şunu, ver falan diye ben sorayım ben saçmalama, artık. O benim gece mavim. Bir dakika, depresyona hiç girmedim. Yani hiç bir girmedim. Ayrılık acısı, bir şey, ne bileyim bir dosttan yenmiş bir kazık, bir hayatın içinde hayatı sorgulama. Vay arkadaş biz çünkü, boşa mı yaşıyoruz deme. Yani şöyle, nasıl denir ona, çok fazla ilişkim oldu ve o ilişkilerimden sonuçta bitti, ayrıldık bilmem çok fazla bu... Şey yaşadığım için bu bir dram değil. Bu artık zamanla çözülecek şeyler. Bunların hatta formülü de vardır. Belli bir sürede. Hani çivinin çiviyi sökmesini. 3-3-3-1 gibi düşün yani. Atıyorum 3 yıl çıktın 1 sene aklında kalır sonra gider falan.
Ay korkunç bir şey söyledi. Ama ne yapayım ben bunun insan hani herkes sen, kendini dinlesin için koç. Şimdi şey anlaşıldı, bu çocuğu hemen alın buradan. Bu çocuğu bu koltuktan alın. No, niye yok, yok, herkesin koçlara koç tepkisi bu oluyor. Şimdi pragmatisttir ama. Pragmatisttir. Tamam. Peki. Aa, Övgün'ün de son yediği kazı koçtan mıydı? Ah kuzum. Ay canım Övgün benim. Dur ben şimdi onun hepsini intikamını alacağım. Öyle mi? Ama şimdi arkadaşlar ben bütün koçları temsilen burada değilim. Onu önden bir söyleyeyim, öyle bir durum yok yani. Sahip olmak istediğin süper güç. Ya inanılmaz saçma. Ama ben bir şeyleri bir yerlere atmaya bayılıyorum. Nasıl? Mesela atıyorum şurada bardak duruyor, elimde bir kağıtla falan olsa mutlaka onu denerim yani. E basketçisin çünkü normal. Evet ama bunun bir yerde bitmesi gerekiyordu ve bu hani basket topu. Basket topu atarsın yani. Bu kağıt değil ya da ne bileyim çöp ya da bir kutu. Peki ona isabet ettirmem ama. Evet ama mesela sadece bu değil. Eğer bu artık süper güç boyutuna geliyorsa. Tabii ki. Artık hani kişileri de böyle bir. Aynen. Tabii tabii. Işınlama gibi mesela. Buradan seni Berlin'e falan hop gittin gibi düşün. Nasıl? Abi. Çok eğlenceli değil mi abi? İşte kendimi de atabiliyor muyum? Bu noktada soru bu. Oğlum, bütün arkadaşları yolla mesela Berlin'e, tek başına uçakla git. Boş ay, gerçek bir mallık. Evet ama ne yapayım? Mesela evi toplayacaksın kanka, bunu laps attın, gitmesi tabii, gereken hiç, yere hiç, gidiyor. Aynen. Abi çok aynen. İyi ya. Hiç de düşünmemiş bir süper güç ya. Abi ne yapayım şimdi? Dünya barışı falan. Öpüyorum abi. Barışamamışlar yok, bunca yıldır. Aynen. Ben mi barıştıracağım? Ay, çok haklısın. Yani çok iyi bence de. Şimdi. Gelsin. Bu cennet vatanımızda yer ki. Türkiye'mizin dört bir köşesi inanılmazdır çünkü. Doğmamış olsaydın bu topraklarda hangi ülkede doğmak isterdin? Direkt spesifik olarak Bali'de doğmak isterdim. Bali'de mi? Aynen ya. Aa çok ilginç gerçekten. Sen gittin tabii ki Bali'ye. Gittim. Ve gerçekten inanılmaz bir yerdi. Çok da güzel tatil yaptım. Ay ne diyorsun orada ya? Orada bütün ömrüm boyunca oyma yaparım falan. Ay inanılmaz bir yermiş ya Bali bu arada. Denizi bir boktan diyorlar. Yani surf yapıyorsan sorun yok. Sen yapıyor musun? Deniyorum. Böyle bir profesyonel bir durum yok ama deniyorum ya, yani. Vallahi helal olsun. Evet arkadaşlar, fakirliğiyle ünlü, bütün halkların sapır sapır döküldüğü, saati 55 saate işçilerin çalıştığı Bali'de doğmak istermiş. Oradayım. Oradayım. Tavsiye de bakın, şiddetle ediyorum. Bakın ne yapacaktı acaba orada doğsaydı. Peki bir hayvan badin olsaydı eğer ki. Yani 24 saat senle öyle düşün. Hangi hayvan olsun isterdin ama böyle hani evcil hayvan söylemek sıkıcı olmasın yani. Tabii ki panda ya. Aa, Kaan da deli panda deli demiş. Olmayın arkadaşlar. Gözlerim. Kesinlikle pandadır ya. %100 katılıyorum. Yuvarlarsın onu falan. O dünyanın en iyi şeyi lan. Sarılırsın yatarsın. Kocaman. Çıldırırsın. Parçalamasın bizi de. Yapmaz ya. Ay seni niye parçalasın artık, saçma ama. Hayır badin. Baya yakın arkadaşın. O zaman okey. O zaman Harry panda. Gibi. Hangi zaman diliminde yaşamak isterdin? Gerçekten sen 50'ler, misin? 60'lar. 50'ler, 60'lar. Ay. Dev, kriz, Burhan, parasızlık. Ay bu çocuk karmasa parasızlık var. Ciddi söylüyorum kardeşim. Bu tamam hadi hadi. Şey. Aa, tamam, çok fakir düşmeyin. Büyük buhranı buldu tamam adam. Ya 70'ler olsun. 70'ler olsun. Abi Ukrayna'da ekonomi okumuş. Tamam tamam hadi o... 70'ler 80'ler falan. Aa güzel. Aa 70'ler falan. Çok güzel. Ay 70'lere bayılırım. Gerçekten tamam. Okey güzel 70'ler. Sen bir geçmiş sever gibi bir adam var. Değil mi? Bir o nostalji sever bir tipin var hakikaten. 65 model bir Bosfos'um vardı. Sen de. Ay müthiş. Ne oldu dayının sonra? Dayının biri çarptı abi ona. Ay ne diyorsun ya? Ay Bosfos'a bayılırım hakikaten. Bir şey söyleyeyim bak. Hani sakin bir insanım. Aman nasıl sinirlendim. Nasıl sinirlendim. O kadar hatalı ve... Kayıt kesebilir miyiz falan. İçimden çık. Yok yani şöyle. Adam geldi çarptı. Arkadan sağ arkadan vurdu. Ben zaten direkt böyle... İlk dediğim şey böyle... Direksiyon dedim çarptı ve... Arabama çarptı diye böyle arabadan indim. Adam abi kusura bakma görmedim falan, böyle yine yaşça büyük biri. Yine tabii ki kontrol etmek zorundayım sinirlerimi. Gerçekten mi? Abi ben ne yapacağım? Sürekli yaşlılarlısın. Nasıl yapacağım anladın mı? Bir şekilde bunun sonuçlanması lazım. Yani hazmetmem gerekiyor bu durumu. Abi adamla böyle herif, ben adama böyle höt höt falan yaptıkça adam daha böyle alttan alıyor, hallederiz falan filan. Şans eseri yoldan başka bir oyuncu arkadaş. Bu arada gerçekten çocukla tanışmıyoruz. Beni görünce öyle durdu. İndi arabadan yolun ortasında. Abi sakin ol. İnsanlar bak çekiyor, ne yapıyorsun falan bilmem ne. Yani adamın ya. Yakasına yapışmadı. Allah cezanı vermesin onun üstüne beni söyle. Hayır ben şeyi farkındayım. Orada... Abi repütasyonunu düşün abi. Hayır orada şeyi fark ettim. Yani, ne yaptığımı fark ettim anladın mı? Suya da sonunun nereye gideceğini bir an ayıldım böyle. Ay harika insan abi dedim, ya. Abi tamam şey yapalım o zaman. Sen teşekkür ederim abi sana. Sen tutmayayım ben seni. Sen git falan. O gitti. Adamla orada bir... Hemen işte tutanak tutuldu falan. Bir şey soracağım, araba yapıldı mı? Çok mu?
Ama bunlar mı? Ay ne diyorsun? Şöyle Furkan? Yapılamadı. Yani yapıldı ama benim içime sinmedi. Çünkü arabayı yapmak için sanayiye babamla beraber giderken babam yanında oturuyordu. Abi bir sola döndüğümüz, bu arada giderken bir daha çarptılar arkadan. Ay inanılmaz gerçekten. Yani gerçekten hayatımın en başarılı günü sakin kalma konusunda. Sola doğru dönüyorum abi, çat kapı açıldı babam. Kapı açıldı, adam gidiyor, koluna yapıştım babamın. Nasıl? Orada dedim ki evet, bu arabayı kullanamam herhalde. Nasıl yani, ben anlamadım. Sola ya. Doğru dönüyorum. Evet. Ve sağ tarafta kapı açılıyor. Yani anladın mı? Yani G kuvvetiyle abi, orada baba gidecek yani. Orada yapıştım koluna falan. Baba falan. Küçük bir orada baba o dramı. Babası da düşse ya. Of, tüm bunların üstüne. Bir o kaldı zaten gerçekten. Sonra gitti arabayı yaptırdık. Adama bak bu kullanılır mı falan, kullanılır. Peki tamam o zaman. Bir şey soracağım, bir dakika. Araba yap... Şu an araba ne oldu abi? Araba şu an Mutlu Mesut. Yeni sahibiyle yollardadır. Belki. Ha sattın arabayı. Sattım. Ben şey güvenemedim yani. Tedirgin oldum. Arabaya isim misin vermiş miydin? Sen de biraz öyle bir tip var. Kızım o benim. Tatlı kızım. Ay bu kadar tahmin edeyim mi? Bu leş cevabın geleceğini. Kızım demek arabaya ya. Ay çok kötü. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok kötü. Çok ne ama. Ne olur kendi arabanıza daha cool bir isim bulun yani. Ya arabamıza kendi... iyi isim bulalım. Çünkü o bir... değil. Bu ya, abi yaşıyor bazı şeyler, yaşar bazı eşyalar. Özellikle eskiyse yaşar, içinde ruhu vardır. Ay, arabaya biniyorsun, açıyorsun eskilerden. Bitti. Abi, çocuk... Şu an günümüzde değilsin. O anda oradasın, anladın mı? 70'lerdesin, 60'larda şarkılar. Bu çocuk gerçekten kim çıktı biliyor musunuz? Kim çıktım ben? Burada kendimi buldum. Yani. Neymişim arkadaş? Bu çocuk Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi çıktı bakın. Haydi bakın. Bakın tam o sıkıcılık, anladınız mı? Hani güzel bir malzeme var ama of Furkan sıkıcı ya. Bir insan olduğumu düşünüyorsan programı tekrar bir daha izle yayından sonra. Ay bu fanlar var ya, beni kesinlikle ben bıçaklandım bu sefer. Sen bana yetişeyim derken oradan darbe yiyeceksin ama bak ben sana söyleyeyim. Furkan beni %100 bıçakladılar. Yok ya, hepsi kardeşim. Çok tatlı. Seni ararım ama Kadıköy. Bir şey söylemez. Sen görürsün yorumları. Kadıköy'desini ararım seni gördüm. Bıçaklanırsam. Ay Furkan gel beni kurtar bunlardan. Furkancığım yemeğe evet. Düşkün müsündür? Yani evet. Peki. Omlet yaparım çok. Ne? Ha. Evet. Her tür. Laps laps. Ya deneysel çalışıyorum diyeyim ama mesela buradan minik bir tarif verebilirim arkadaşlar. Yok kalsın. Sadece bir sorum var. Anladım ben seni. Tamam. Bu çocuk konuşuyor. Bunu neresinden keseceğiz? Program oldu. 45 dakika 1 saate yürü. Ah. Benim... Bunu da mı yaptın? Şimdi bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu? Tarif verdireceğim. Sınırsız tarif mı? Tarif verdireceğim. Pardon. Omletteydik bir dakika. Tamam bu soruyu duymadım. Bir dakika. Tekrar aynı role gir. Güzel oyna orayı. Evet oradayım. Bir dakika. Omletin tarifini tabii ki verirsin. Şimdi geçen gün. Abi uyandım berbat. Çok kötüyüm. Mutsuz uyanırsın ya böyle. Aa, evet. Sen hiç uyanmazsın ya. Abi, altıncı diyorum depresyonda değilim. Mutsuz okay. Uyandım sadece. Neyse. Aynen bundan mutlu olacak arkadaşlara sesleniyorum burada. Değilim, depresyonda değilim. Dedim bir omlet yapayım kendime. Sonra baktım dolapta ne var, kuru yemiş falan. O kırmızı ne o, goji beri mi oluyor onlar? Ay biz bilemeyiz ya, biz balilere gitmedik, bilmiyoruz biz. Yok, s**tan aldım. Şey diyor, diyor bir de. İnşallah, ne diyeyim abi? İnşallah s**nin yüzü oluruz. Reyonunda bir billboard var. Ay oraları kurşunlarken yakaladım. En iyisi. Ne kadar veriyoruz? Ay arkadaşlar. O da çok tavım ha böyle hani 100 gramsa 100 gram veren abiler var ya. Tabii ki. İki tane yalan değil mi? Neyse. Peki, evet. Tamam. Kaju biberi biraz herhalde. Abi. Neyse. Yok ya biber değil ya, bu kuru üzümün, bizim yerli kuru üzümün. Biraz raspberry. Daha ekşi böyle raspberry, şey. Raspberry. Tamam. Neyse. Abi onun görselini alta koyun ya. Görselini alta koyun. Kardeşim tarif veriyoruz. Çok önemli şuraya, bu. Şuraya ha? Koyun. Tamam. Ondan lor peyniri. Güzel. Ceviz içine kırıyorsunuz. Ondan sonra seyreğin cümbüşü. Karıştırıyorsun abi cümbüş. Onu güzel. Onu bir yiyorsun ve bu cevizin tadı biraz da tarçın bu arada. Tamam. Cevizin tadı ve o goji berinin o ekşi şeyi, kırmızı meyve tadı, o çok iyi. Onu bir deneyin. Bakın verdim tarifi, yapın. Samimi söylüyorum, çok güzel. Arkadaşlar bunu, bu videonun altına bu tarifi koyalım hakikaten. Ya öyle bir gün uyandım, şunu deneyeyim, bunu deneyeyim, bunu deneyeyim. Yumurta iyi bir bazdır çünkü çocuklar diye başlıyoruz. Şaka, bu kadardı. Tarifi verdim, buyur bitti.
Tamam. Evet, soru burada. Şimdi soru burada anlam taşıyor. Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek nedir? İspanyol olum nedir? Hakikaten mi? Ay, hayır. Tamam. Izgara somon. Vallahi mantıksız değil. Güzel. Evet. Sütlaç. Saçmalamalar başladı. Neden biliyor musun? Bunu sor cevap ver, sonra böyle yargılasın. Neden biliyor musun? Neden? Hayatının sonuna kadar sütlaçmayacaksın gerçekten orada. Böyle bir şey olabilir mi? Bir besin ya, al, besin. Somon dedin, güzel. Bak, tam oradan devam et işte. Tamam. Proteini aldın. Bir de muz olur. Muz da iyi bir enerji kaynağı. Potasyum. Artık şu menüye de yargılamayacaksak hangi menüyü yargılayalım? Somon, sütlaç, muz. Ya adada kaldık, ömrümüz boyunca oradayız, hiçbir şey yargılamıyoruz. Bunu soracağız yani, okey. Badin tamam. De yanında panda. Heh, tamam abi, aynen, daha ne istiyorsun? Badin de yanında. Aa, o da aç kalmasın. Hadi Badin'i de verdim ben. O ot yer orada, bulurum. Hayır, Badin, pandayı mı tamam. Düşüneceksin orada, panda? Bak yine orada yine birini düşünüyor. Görüyorsun gerçekten değil mi? Gerçekten olmaz, böyle bir fedakarlık görülmedi. Favori 90'lar Türkçe pop şarkın. Zaman olarak da doğru tutuyor herhalde. Ajda Pekkan'dan Sana Bana Yeter. 90'a tekabül edeyim, 80'li. Tabii ki olan bir şarkıdır. Aa, çok harika bir şarkı. Kesinlikle. Ay beni çalırım ha şeyler. Vallahi mi? Tabii ki. Tamam. Çok iyi şarkıdır. Peki 90'lar Türkiye dizilerinden birinde oynama şansın olsaydı hangisinde oynamak isterdin? Süper Baba olur. Süper Baba ya da yakışırdın ha sen. Olur. O kızgıcık da mahallen delik almışsın. Aynen, yine orada bir şeyleri paylaşıyor falan. Sümertik maçını ensene vurdu abi. Bugüne kadar bir fanının senin için yaptığı en saçma şey neydi? Sete çelenk yollamak. Çelenk mi? Aa, çelenk geldiğinde çok şaşırmıştık. Yani. Çelenk niye? Öldün mü? Yani bilmiyorum ki. Çelenk geldi. Rolün yani. Mü ölmüştü? Hayır. Devam ediyordu ya. Karakterin yani, yaşıyordu yani. Karakter yaşıyor, iş devam ediyordu ve çelenk geldi yani. Nişanlanmış mıydı karakterin? Çünkü hayır. Çelenk bu tip durumlarda... İnan hiç öyle bir kutla, standart bir dizi günü. Peki çelenkin üzerine kendi adım yazıyordu. İşte ben, partnerim falan. Bu bizim son işte geldi ya. Sizin adlarınızı yazıyor. Bir şeyde, aynen, o yazıyor. Ender Hoca'yı yazmışlar falan. Aynen çelenk ama ne, yani yemin şey de. Konusunda anlaşamıyoruz yani, aslında onların sevgileri bize geçiyor ama aralarında bir şey var, rekabet gibi bir durum var yani. Benimki daha büyük. Aha da sana çelenk. Hangimiz daha çok seveceğiz Burkan'ı? Yani çok tatlılar ama gerçekten yani kendileri gelseler ve onu söyleseler bile yeter, hiç masraf yapmasınlar. Çelenk gidin arkadaşlarınıza çikolata gofret ısmarlayın. Çelenk almayın. Çelenk ne oldu sonra? Ne? Çelenk ne oldu sonra? Aksesuar çelenk... arabasının çöplerinde. Yani içinden o hani temsili olarak bir parça çiçek koparıldı. Yakaya takıldı. Sonra o da alındı. Tabii doğal olarak o da attı. Yani... İnanılmaz. Abi ama şey, külfet gibi bir noktada o yani... Ne bileyim, birine çelenk yolladığında hiç düşünmez misin bu adam çelengi ne yapacak? Ya da onu sorar mısın sonra arkasından, ulan çelengi yolladık bak kıymet bilmedi. Ne yapayım, sırtıma mı asayım, çelenkle mi keseyim? O kadar haklı. Ninja Turtle gibi. O kadar haklı ki gerçekten yani, ben bir çelengi olur mesela, faydası ne? Mesela oradaki şey şovunda. Ay, i̇şte onu diyorum yani. Çelenk falan. Benim sevgim daha büyük. Al sana bahçe o zaman. Salak, keşke bahçe yapsaydı senin için. Senin için 50 tane fidan mı dikseydi? Öyle yapanlar var, çok iyi. Yıldız alan var mesela. Mesela sana sevgisi... Galaxy'de yıldızım var. Beklerim. Nasıl yani? Bayağı lokasyonunu falan vermişlerdi. Neyse, bunu geçelim. Artık onlar da çok tatlıydı. Fanlardaki şizofreni boyutu inanılmaz, yıldız hediye etmişler Furkan'a. Dizide bir şey vardı falan, onunla alakalı. Ha falan filan. Tabii biz bilemeyiz kardeşim. İnsan ne çok yapacaksın? Kayıtlı. Dizimi izleyeceksin şimdi, gözünü seveyim. Aa, ben şimdi bu gece başlıyorum, izlemezsin diziyi. Bak şimdi geliyor, bak şimdi geliyor. Bak hazır mısın? Bak sen programa beni davet et. Benim oynadığım diziyle ilgili en son oynadığım ve herkes tarafından çok sevilen o dizi. O diziyi şu an göm burada, alttan alta. Ay asla gömebilir miyiz? Saçmalamayın. Yok, bunu kesebilirsiniz de, gerçekten tatsız şeyler olabilir belki. Niye? Ne bileyim abi yani. Düşünsene evine çelenk geldiğini. Ay, simsiyah değil mi? Ay gerçekten. Yok yok, öyle bir şey yapmazlar. Tatlılar hepsi ya. Ay çok korkuyorum hepsini. Öyle bir şey de değildi. Ben biraz abarttım konuyu. Yoksa ne korkacağım? Yoksa hepsini izledi. 30 bölümünü ay, izledi. Ay saçmalamayın. 30 bölümünü ben sularsa ikinci turda izledim hatta. İki tur döndüm. Anlamadığım sahneler vardı. Mesela başa aldım. Hemen bir daha giriyorum. Dizi 23 bölüm sürdü. Ama ben 7 bölümde kamera arkasındayım. Avcumun içindesin şu an. Bana anafartalar şeyi yolladı. Direktör anafartalar burada değil. Director's Cut'lar geldi bana. Ay bu arada Aybükemiz ya canım. Ne evet, tatlı bir partner değil çok mi? Tatlı. Dünyanın gerçekten en tatlı insanı değil mi ya?
Çok tatlı, bayağı çok uyumlu çalıştık. Çok gerçekten hani biliyorsunuz zor bir, hani süreç zor geçiyor öyle ya da böyle. Şeyimiz o zamanımız olmadığı için bir böyle bir hırpalama durumu var oyuncuyu. Ama onunla çok iyi idare ettik. Kimi zaman ben düştüm, o beni kaldırdı, o düştü ben kaldırdım. Böyle tatlı bir ilişkimiz var. Kıyamışsın. Evet. Ne oldu, o neydi? Tamam, gene burada çok fazla mutluluk kalpler çıktı şu anda. Tamam. Sevmez. Hadi çok. Tamam. Aynen. Evet, artık tekrar biz ritmimizi bulalım. Boş yapmayalım, buyurun. Aynen, şimdi en utandıran sarhoş hanım Furkan'cığım. Gene şuradan şu geldi bak. Abi. Bir dizi yemeği düşünün. İlk bölümü yapılacak. Ay hayır. Çok fena. Orada değil yani, orada değil. Allah'tan. Orada değil, güzel. Orada değil. Kutlamalar yapıldı falan. Bu arada gecenin organizasyonu, yani bu organizasyonun yapılmasını ben çok ısrar ettim. Ekip yemeği yapalım. Ekip yemeği yapalım, işte şöyledir böyledir, moral olsun, bakın bir aydır çalışıyoruz, çok yorulduk falan. Öyle böyle kabul ettiler. Ben çok tabii yani bir ay çalışmışım, o yayınlanacak falan, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. O yüzden de bir tık hızlı tüketiliyor o sırada alkol. Eşim de yüksektir bu arada ama sonra oradan başka bir yere geçildi. Şimdi rakam vermeyeceğim bu şeyle ilgili, kadeh sayısıyla ilgili. Neyse, oradan başka bir yere geçildi. Ama bir şişe hemen hemen bitti mi? Evet, olmuştur. Neyse, sonra dans ediyoruz bir sonra gittiğimiz yerde. Ertesi gün de set koymuşlar. İşte orada hata var. Ben o geceyi talep ederken üstüne bir de bunu da söylemem gerekiyordu. Yaparlar diye düşünüp yapmadılar. Ay arkadaşlar, ertesi gün repo verilmez mi gerçekten? Canmış gibi dans ediyorum. Öyle böyle değil, dans ediyorum. Bir yerde oyuncu arkadaşım bize şey yaptı. Abi, ya efendim falan, yarın set var abi falan. Set mi? Aman be oğlum, boş ver seti falan diye bağırıyorum. Çocuk bana bakıyor, yana bakıyor, bana bakıyor. Bir yerden sonra dedim ki orada bir şey var. Abi bir döndüm, yönetmen burada. Ama... Burada yönetmen. Ama bir şey hocam, bırak çok seti, özür dilerim. Bırak seti falan demedim, küfür ettim muhtemelen. Abi evet. Yani yemişim seti be oğlum falan. Sadece bu kadar beyefendici bir şey olabilir mi? Hayvan gibi bak, içmiş daha ediyor. Abi şimdi... set şu an önemli değil ya. Ama bir ara bulmam lazım, anladın mı? Yani onu mu söyleyeyim onu, yani seti... seti falan böyle bir şey çıktı, çıkmış oldu ağzımda. Abi sonra yan tarafta yönetmeni gördüm o an. Peki yönetmenin tepkisi senle beraber? Abi o tepki yani tepki durmak ve izlemek artık, anladın mı? Çünkü olan olmuş yani. Bin bir özür falan, yarın saat 10.30'da oradayım falan, işte karakter gibi oradayım falan. Kestik abi. Sen ertesi gün. Ay saçma, ama sete gitmedin de mi? Yani deli deli olma. Beni gittiğim gece kulübünün kamera kayıtlarından aradılar. Yani orada acaba buradan da taksiye binmiş, onun plakası falan. Telefon kapanmış. Ortada yoksun be. Bir konum atılmış. Ortada yok bayağı. Ortada yok abi, bayağı böyle bir durum var yani. Furkan kayıp. Ve gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. 3.5 saat geç kaldım sete. Bu kariyerimde sadece ilk, tek. Ay çok onun dışında şükür. Bir saatlik, 1.5 saatlik geç kalmalarım olmuştu. Ama bu ortadan yok. O kadar utandım ki, o kadar utandım. Sete tatlı ısmarlamışsındır umarım. Ya sete tabii ki tatlı ısmarlamışsın zaten. Çünkü çok ayıp ettim. Orada aynen. Ama artık 120 kişilik bir ekler yani almışsın. O içeri walk of shame o yani. Walk of shame. İnsanlar bakıyor falan. Mükemmel. Arada böyle falan böyle. Bir de şöyle bir şey var. Sahnede şöyle bir replik var. Şimdi herkese konuşuyorum falan. Replik şu abi. Arkadaşlar. Bir takım şeyler yaşandı, hepiniz bunu biliyorsunuz falan gibi şeyler koy. Abi gülen orada, kakır kıkır orada gülenler. Ya yapmayın çocuklar, zaten hani zaten alkol içirmiş orada, terliyorum vıcık vıcık falan artık. Berbattı, çok utanmıştım. Buradan tekrar özür dilerim. Arkadaşlar bazı şeyler yaşandı. Özür dilerim. Evet yani. Neyse ya Furkan'cığım, seni ekip kesin seviyordur sette. Evet evet. Ne yapacak? Yani Furkan abi bak keyfine demişler. Aynen, kötü düşünen konuşan olmamıştır. Olmamıştır tabii ki. Peki. Bugüne kadarki en kötü date anı. İnternetten falan tanışma. Güzel, blind date. Blind değil. Date. Blind date olur değil mi burada? Değil mi? Yani ama çok şimdi da değil, çok da değil. Yani şöyle yani. Blind date olmuyor doğru. Blind date. En azından minimum miyop 9 falan gözü yani. Öyle bir date'ti o yani. Çünkü fotoğraf gerçeği yansıtmıyormuş. Ve ne yapacağımı şaşırdım. Bu kazını sen bile yedin ha. Furkan Andıcı. Hey gidi Zeus. O zamanlar Furkan Andıcı değildik ya. O zamanlar basketçi çocuktuk. Çok utandım. Kıza ne diyeceğim? Yani kız da farkında artık, anladın mı? Çünkü geldik oraya oturduk ve lamıcım yok abi. Neyse orada ortada yani. Tatlı tatlı falan sohbet. Ay seni şeyler. Düşmek. Ondan o kadar sonra isterim ki seni görmek o anda. Şeydi yani, her anlaşmıştık yani. Orada gözle hani bunun olmayacağını zaten birbirimize ikna ettik ve kız sakince hesap ödendi falan. Nasıl bir tipti? Bir çift Quasimodo muydu? Bir tık evet şeydi. Şeyi hatırlıyorum. Elmacık diyorum. Çeyne biraz açıktı şey kemiği. Aha. Onlar kaldı bende.
Yani çok da tabii olay olduğu için çok da sohbet dedi. Ben çok hoş sohbet bir insandı bilemedik. Hayvan yani. Gibi yok oldun mu? Ya gerçekten yani beni unuttu bile ya. Öyle söyleyeyim yani. Ben artık yokum onun için yani. Bir şey söyleyeyim. Kız şu an deli hava basıyor biliyor musun? Aha benim eski manitam diye. Ya ben Osman basarım manita abi. Manita mı? Manita mı? Manita yaptık kendimizi ya. Peki. Manita da oldum. Evet. Biraz öyledir ya. Öyledir. Manitacılıktır abi, yani. Karşı bir şeydi yani. Furkan'la bir geçmişimiz vardı da ben sonra çok pas vermedim diye kız şu an altın gününde anlatıyor biliyor musun? Senin dizinin çok... gündüz tekrarlarında. Çıktı benimki diyor değil mi? benimki. Mükemmel peki. Sevgilinden ayrılırken kullandığın bugüne kadarki en saçma bahane neydi? Yani spesifik olarak herkese söylenen bir cümle yoktur. Herkese değişir ama. Kızına göre de değiştirmiş onu. Bunda bir el kitapçı olacak. Karşısındakinin meşrebine göre de değiştirmiş. Öyle değil midir ama yani? Ben hep aynı şeyi kullanırım. Ne? Genelde. Yani psikolojik olarak derim. Suçu kendine al. Ben bu aralar iyi değilim. Hemen. Suçu kendine al. Her daim. Hemen. Ay onun vicdan yükle uğraşılmaz. Amatör mü dedi bana? İnanılmaz. Ya oradan ya bir de şöyle bir şey var. Çok önemli birinin bir sözüdür. Ayrılık bir yıkımdır. Buradan öyle hoş elini sallayarak gidemez. Kansız bakınız, bir devrim olmaz diyorsun. Kim söyledi? Harry'nin lafıdır. Öyle mi? Her, yani... her seferinde şöyle oluyor. Kanka ben tamamım, ben bittim, benim ayrılmam lazım falan. İşte nasıl yaparız bunu, nasıl olur bilmem ne. Her zamanki o altın sözü söyler ya. Ayrılık bir yıkımdır kanka. Bu yüzden hani bunu böyle güzel yolla halledebileceğini düşünmem. Gerçekten abi. Kötü bir Digiturk sitcomu gibiler ya ikisi. O kadar kötüler ki. Niye kötü olsun, aşk olsun İnşallah ya. İnşallah biri sizi yazar yani, o kadar kötüsünüz. İzlenir çünkü net yani. Kötü diye mi? Bir de böyle bak o şu an şu oturuşla. Kanka bir de böyle gözlüklerin inanılmaz yani tam bir sidekick tipi de. Kanka ayrılık bir yıkımdır ya. Yani kansız devrim olmaz mı bunun aynen, meali? Evet. Yapılan yanlışlardan bahsedelim genelde. Hem onun hem benim tarafımda. Ay bir de analize girersin yani. Durduk yerde kızı bir de yıkıyor yani. Ayrılmakla kalmamış kız ama kızın bir de üzerinde tepinmiş. Aşk olsun niye bunları konuşmayacak mıyız? Doğru söylüyorsun. Kapıyı karşı... çekip çıksa mıydım? Doğru evet, medeni olan bu kız. Ama yani öyle noktalara da geldik ama neyse bu... Evet Furkancı, burası senin psikiyatri koltuğun değil. Evet değil, bunu artık uzatıp durmayın ya. Tamam işte bu böyle. Herkes de farklı. Komik bir saçma bahane varsa var, yoksa artık yok, bu sorudan deline değecek. Yok tamam, yok bu kadar. Aynen bu kadar. Kızı analiz ediyoruz. Bak biz tatlım ne yanlışlar yaptık şimdi bu işle. Her şey yani. Ama ben yine orada... Ben özgürlü oldum. Hayır. Yeri geldi ben özgürlü oldum. Ama yine orada çikolatacı Furkan çıktı, anladın mı? Hayır. Gofretçi Furkan çıktı. Gerçekten inanılmaz. Ama kalpler kırılmasın falan. Ay kızın yerine kendimi koyuyorum yani. Ay dünyanın sıkıcı konuşmasını dinliyorum yani. Ay ayrılınmış benden. Ve yani bir de yaptığım hatalar konuşuluyor işte. İlişkide. Orada öyle olmuyor işte, neyse. Şimdi seni yıkıma uğratacak isim geliyor. Celebrity Crush'ın. Jennifer Lawrence. Güzel isim, garanti isim, mantıklı isim, banko isim. Evet. Kesin. İsim çok ve iyi, isim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evli mi? Aa, Jennifer Lawrence evlendi mi ya? Hayır yok. Daha hala şans var o zaman. Nişansa. Kardeşim armutunda sapı var. Daha da yapıyoruz saçmalama. Daha da çirkinleşecek miyiz derken geldiğimiz son nokta bu oldu. Daha bravo. Da çirkinleşiyoruz. Allah'tan maalesef bunu ben söylemedim. Çirkinliği maalesef burada bırakmıyoruz. Daha da çirkinleşiyoruz. Şimdi Bali'desin. Tamam mı? Tek başına tatile gitmişsin. Dur şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi gözlerini kapat. Arkana yaslan. Evet oradayım. Fazla da gevşem ama. Bak şimdi. Ay burada istenmediğimiz görüntüler çıkmasın ya. Burada. Bali'desin. Bali'desin. Alkollü böyle güzel ama hafif alkollü. Çok da sapıtmayacağım bir alkol oranı. Orada meyve kokteylini yudumluyorsun, tamam mı? Tatlı işte bir yani şimdi hakkını helal etsin dediğimiz bir masaj işçisi. Sana masajını yapıyor. Çünkü saati 50 sente yaptırıyorsun maalesef o mesajı. Böyle bir emek sömürüsü olamaz ama artık senlik bir durum yok diyorsun. Aynen. Bali ekonomisini ben mi kurtaracağım lan diyorsun, o mesajı oturmuşsun. Aynen. Masaj yapılıyor. Tamam. Masaj sana aldır huldur yapılırken bir anda kadın böyle bir masaj ara veriliyor falan. Bir anda bir kapı kapanıyor. Bahçe hı-hı kapısı. Hı-hı. Bahçe kapısı kapanıyor. Anahtar da dışarıda kalmış. Tamam mı? Eve giriş de yok yani, çıkış yok evden. Tamam. Bir kadın böyle İngilizce ask going on falan diyor, böyle what the fuck falan diyor ama. Okey olur. Ask going on abi diyor. Evet. Sen şöyle bir peştemalını hafif de çok da abartmadan
Şöyle gevşeme mi dedi? Şöyle ha, peştemal tutuyoruz. Peştemal okay. Tutuyoruz. Tamam, tamam. Laps diye kalkmıyorsun yani. Ama şimdi bahsettiğin senaryoda kapı kapanıyor falan, evimdeyim. Ulan olmasın, anladın mı? Ne oluyoruz? Kontrollü bir biçimde. Tamam. Şöyle bisepslerle kalkıyorsun ve şöyle arkadaşa bir bakıyorsun. Maalesef Jennifer Lawrence valizleriyle Louis geri mi dönmüş? Louis Vuitton'un yüzüdür biliyorsun kendisi. Louis Vuitton ayı gibi büyük valiziyle Jennifer Lawrence kendi evi sanmış orayı. Girmiş, kapı da kapanmış, mahsursunuz. Ne yapacağız? İşte ben de onu soruyorum Furkan'cığım. Hmm. Bak yarım saat bir saatim var Furkan. Çok iyi değerlendirdim. Orada üçlük atmaya çalışma bahçede. Hayır. Çok iyi değerlendirdim. Öyle sahece peştemal var. O da iyi bir detay. Aa, güzel detay. O da iyi bir detay. Avantaj. Aynen. Bir sıfır önde. Furkan Andıç bir, Jennifer Lawrence sıfır diyebilir miyiz peştemal detayı? Avantaj. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanın hayatında bu tür fırsatlar bir kere gelir. O yüzden şu soruyu mantıklı bir zemine oturttuğuna inanamıyorum. Gerçekten. Abi kesinlikle orada hani. Bence de %100 tabii. Bir kere zaten önceki soruda verdiğim cevapla hani bu artık kısa vadeli bir ilişki düşünmüyorum. Kesinlikle o yüzden artık. Tabii ki hemen acayip utanmış gibi yaparak üstümü değiştirip gelip konuşalım falan. Önce bir hikayesini diyeyim. Birer kahve. Usulca. Resmen sanki dizisindeki karakterin hikaye girişini anlatıyor şu anda. Hayır, başladım ama. Aynen ya, affedersin ya falan, anladın mı? Ya biz böyle ev halimizle oturuyoruz ya, ha. Bir yanlışlık olacak. Oy buyurun oturun falan gibi. Jennifer Lawrence sana orada artık böyle saçmalama, ben burada ne işim var, ev yanlış ev verilmiş falan, artık işin çıldırdı kadın. Kadın koskoca ama sonuçta ya. Benim de yapabileceğim bir şey yok ve bunu ona anlatıp aynı noktada olduğumuz konusunda hemfikir olduktan sonra. Evet. Evet. Oradan sonra. Bunlar benim kişisel sırlarım. Bunları açmıyorum. Ne oluyor lan orada? Karşı biraz şarj problemlerimiz oluşmaya başladı. Furkan'ın maalesef ki çünkü susmak bilmemesi. Furkan'ı gömüyor gereksiz. Dünyanın en iyi programı oldu. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar en çok izlenen videomuz Aybüke'ydi. Aybüke Pusat hala da öyle. Bu çocuk gerçekten o tahtı zorlayacak gibi geliyor bana. Furkan'cığım 50 bin mi izlendik? Bir soygun ekibinde yer alsan hangi görev senin olurdu? Kesinlikle ilk giriş ya. Hangi ilk giriş? O kapıya tekmeyi vur. Bu bir soygundur ya. Soygundur lan bu. Anladın mı? O anı istemiş ya. O bir evet, görev abi. Mi? Kapıya vuran diye bir görev mi var? Ya sen zannediyor şimdi? Musun ki? Sen zannediyor o musun ki? O gerçek bir dakika dur, arabadasın. Sinir bozucu bir aktör abi. O anı istiyor. Hanım Berlin olmak istiyor çünkü. Hayır ya. Laps diye orada. Ne ha? Her zaman o ekipte bir bunu yapacak biri vardır. Bu olmayacak mı yani? İçeri girdin, sen şuraya gideceksin, ben buraya gideceğim. Birinde dikkati çekmesi lazım. Dikkati merkezde toplamak önemli. Şimdi, yo hayır. Furkan. Daha önce banka soymadım. Olur, sakin ol. Ama evet abi bu onun şey olması lazım yani. O vurdun kapıyı, herkes sende artık. Çıkardın belki bir iki tane sıktın falan. Bankaya göre. Bankasına göre. Ses geçirmiyorsa kapı. Umarım ki havayadır Furkan. Havaya tabii. Havaya değil mi? Abi orada şimdi bankanın eğer İçeri kalabalık girdim. Olduğu saatse orada herkesle uğraşamam, oturun falan. Şunu yat sen yere falan. İçeri girdi Laz Mütuhayt gibi ama yazık. Aa bu bir soygundur. Abi bu soygundur da. Planı yapan var. Tamam. Ekibin başında duran var. Yani soygun ekibini organize eden. Tamam. Berlin o. Aynen Berlin. Şoför var. Şoför değil. Şoför evet. Sıkıcı. Kasayı açan var. Bir de benim rolüm var. O zaten benim. Yani o işte hani. Soymuyorum bankayı o zaman. Saçmalama lan manyak. Merkez Bankası'nı soyuyoruz. Artık yüzük kuyruğuna geldik. Yani kapı çalınır ve götürülür bu ekip. Son bölümmüş gerçekten aynen. İnşallah bir saçmalama bilin. Merkez Bankası'nı soyuyoruz diye. Arkadaşlar 5 milyon izlendik ama Edirne cezaevindeyiz. Olsun akar geliyor değil mi hala? Ama ne güzeldi o ya. O ne güzel bir plandı. Denver. Denver. Evet. Güzel Denver. En sevdiğimiz bizim de. Evet. Peki Furkan'cığım cenazende hangi şarkıyı çalalım? Sana bana yeter çalın. Ya. Artık şarkıyı bir sal. Tamam ya. Ne bileyim kadar... eğlenceli bir şeyler çalınsın eğlenceli istiyorum yani. Şöyle hop bir de hop bir de. Ama bir çıtta duygusal olmasın ya, biraz üzülmeyelim orada. Yok ya. Ay yok. Dağ gibi çocuk gitti filan. Değil mi? Kimse şaşırmaz. 12 dev adam var. Çok kötü. Çok kötü ya. Aa, fena idi lan. Furkan'cığım son iki soru. Ay şu program bittiğine kim inanır ya? Peki en ürkütücü distopya? Uzaylıların dünyadaki herkesi kaçırıp sadece beni bırakması. Dünyada tek başına kalmak yani. Çok kötü değil mi ya?
Ya berbat tabii ki. Peki arkadaşlar son sorumuz ya. Vay arkadaş, nereden nereye? Bir duvar yazısı yazacak olsan. Kimsenin de seni görmediği bir yer. Tamam hani Furkan Andıç duvara bunu yazmış lan. Duvarımızı kirletmiş falan gibi. Goy goylar da yapılmadan. Bir duvar yazısı yazacaksın. Hafiften de sarhoşsun. Sprey boya. Ne yazarsın duvara? Mutlu olun lan yazarım. Ne yazacaksın? Lan'ı imal etme ama. Tabii öyle. Mutlu güzel. Olun lan. Evet, neye geldi sıra? Tabii ki artık biraz da bu özgüvenin ayaklar altına alındığı, her oyuncunun artık kendiyle yüzleştiği Harakiri bölümüne, Laps diye, kendiyle hakkında yazılmış tweetleri okuyacak Furkan'cığımız. Olur. Yeni dizisinde gördüğüm kadarıyla tipi kaymış, kaçak yerlerden sonra araba falan çarpmış galiba, çok sıradan, kasıntı biri gibi görünüyor. Dışarıdan öyle görmüş ama yani... Bir gel bir tanışalım be. Eyvah, ay resmen kavga çıktı. Buradan aynen eski liseli çocuk çıktı. Ay tam ya bak tam tamam. Ataköy Lisesi çıktı buradan. Ataköy evet, kasıntı olduğumu düşünmüyorum. Ama hiç değil arkadaşlar. Gerçekten zahmet edip o parmaklarını yormuşsun. Bütün şeyler söylenebilir Furkan için ama kasıntı denemez hakikaten. Sınırlı yeteneğine ve kocaman biçimsiz kafasına rağmen düşük bütçeli dizilerde ısrarla başrol oynatılan eleman. Tabii oynadığı dizilerin büyük çoğunluğu tutmuyor. Yani... Aa, kardeşim, kaçak... Tutuluyor, satılıyor da. Kaçak sen... gelinlerle cevabın var. 3 sezon gitmedi mi kaçak gelinler? Gitmedi. Yani çağırdığın konu da bir tane ben. 3 sezon gitmedi. 30 bölüm, 30 bölümlük bir durumum var benim, biliyor musun? 30, çoğunlukla 30 bölüm izliyorum. 30 da çok iyi, biliyor musun aynen. Aslında? Ya işte aynen bu şeyde zamanda 30 bölüm dizi çok gitmiyor. Bu arkadaşa da başka diziler izlemesini öneriyorum. Yakışıklı olmayan oyuncu, tamam eli yüzü düzgün, vücudu da var ama yakışıklılık çoğunlukla yüz güzelliğinden gelir ve kendisinin normal bir yüzü olduğunu düşünüyorum. Senin bir noktada bir şeye karar vermen lazım arkadaşım. Çok sen iyi. Çok arada kalmışsın. Senle de oturup konuşalım istersen. Bir de yani oradaki o teknik anlatım da çok evet, iyi. Evet yani bunlar hepsi çok mesai. Normal bir yüzü olduğunu ne bileyim ben bunları... Anormal yüz nasıl acaba mesela? Çok kötü oyunculuk demiş biri. Hemen altına Alkım'a cevap olarak yazılmış bu. Alkım bilerek öyle yapıyor demiş. Ece Su. Farklı bir yerden yaklaşmış. Burada bile burada bileren. Orada artık bir bilerenli yapıyor, bilerek yapıyor. Sen git de onun dizilerini izle. Gitte'deki T'yi gördüm. Gitte. Gitte'deki T aşırı gibi. Ya birazcık tam. Hafif hale alacağım, vazgeçiyorum. Aynen öyle, gerçekten öyle. Yapamıyorum de, arkadaşlar. Kız seni savunmuş da bile orada. Ama onu da yapamıyorum. Bir şey yapıyorsun. ne diyor? Ay bu ne ukayalık böyle. Sahiden tesadüf denk geldim. Çok itici. Ooo çok üzmüşüz seni be. Ay bir de bu ne? Aynen. Bu ne gene birleşik tabii. Arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu var tabii ki. Artık Furkan Andıç'ın da bir sonu var. Ve bu programı bu şekilde kapatıyoruz Furkan'cığım. Peki kapatalım o zaman. Var mı söylemek istediğin bir şey son bize? Yo benim... çok tatlı, çok eğlendim. Bir teşekkür eğlendim, ederim. Ay ne demek ya, biz teşekkür ederiz. Gel bakalım şöyle söyleyelim. Hadi bakalım. Furkan'cığım sağ olasın geldiğin için. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar herkesi öpüyoruz. Artık bir süre bizi rahat bırakın. Hadi yatın artık. Furkan bir süre yani bu kanalda olmayacak. Hadi bakalım hoşçakalın. Vestel Venüs sundu.